سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, asil Müslümanlar, yeryüzüne ezeli ve ebedi bir dava için gelmiş bulunan Müslümanlar, o davayı tahakkuk ettirinceye kadar dünya üzerinde sükunet bulmaya, huzur bulmaya, rahat etmeye, istirahat etmeye imkan ve ihtimal bulamayacaklardır. Davayı tahakkuk ettirinceye kadar. Nedir yeryüzünde Müslümanın peşinde koşması gereken dava nedir? Bunu yine Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Ve bunu tespit ettikten sonra Sultan Fatih'in İstanbul'u fethi üzerinde biraz daha değişik açıdan, biraz daha başka bir yönden durmaya çalışacağız. Aziz müminler, Kur'an-ı Mübin Müslümanlara şöyle bir emir veriyor. وَقَاتِلُوهُمْ hatta la tekuna fitnetun ve yekuna dinu lillah. Sadakallahul azim. Bakara suresinin 193 numaralı ayeti. Ey müminler ve Müslümanlar, yeryüzünde fitne ve fesat kalmayıncaya kadar dini celili İslam'ın bütün yeryüzüne hakim olmasına kadar, dini celili İslam'ın Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle, din düşmanlarıyla mücadele etmeye, mukatele etmeye devam ediniz. Yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar. Yeryüzünde Allah'ın hükmü geçinceye kadar, bütün kıtalarda İslam'ın hükmü geçerli oluncaya kadar mücadeleye devam ediniz. Gazaya, cihada devam ediniz. Cihada devam ediniz hükmü böylece Kur'an'da kesinlikle yer almış bulunuyor. Demek ki aziz müminler, din, yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar. Ne demek bu? Allah katında din, hepinizce bilindiği gibi İslam'dan başkası değildir. İnne dîne indellâhil İslam. Allah katında din ancak İslam'dır. Ancak İslam. Ve yeryüzünde din diye kıtalarda, dünya üzerinde insanlığın din zannettiği, din, dini inançlar zannettiği batıllar, hurafeler, haksızlıklar ortadan kalkıp da dünyaya Allah'ın dini hakim oluncaya kadar ehli küfürle mücadele edin. Ayet. Bakara suresi 193 numaralı ayet. İşte bu ayet-i kerimenin ışığında İstanbul'un fethine bakacağız. Ve en sabit nokta buradan başlayacak. Efendiler, bakınız,
bu vazife terk edilirse ne olur? Bunu da Kur'an'dan şimdi arz edeceğim. İstanbul'u fethetmek üzere Sultan Fatih'den önce ilk defa Emeviler zamanında Abdurrahman bin Velid kumandasında bir İslam ordusu gelmiştir İstanbul'a. İslam ordusu. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhunu Allah'a teslim ettiği tarihten 56 sene sonra İstanbul'a bir İslam ordusu gelmiştir. Devir Emeviler devridir. Kumandan Abdurrahman bin Velid'dir. Sonra bu ordunun esası sahabedir. Ashab-ı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Sahabe ordusu. Bu ordunun içerisinde 90 küsur yaşına varmış, saçları bembeyaz, gözleri dipdiri, kulakları bütün Kur'an'a açık, gönlünde Allah'tan başka bir sevda bulunmayan Hazreti Eyüp Sultan da var. Eyüp Sultan. İstanbul'a geldiler. Konstantiniye. İstanbul'un İslami kaynaklarda adı Konstantiniye'dir. Yani Konstantin şehri. Konstantinler şehri. Eyüp Sultan Bedir cengini görmüş bir sahabi. Uhud cengini görmüş bir sahabi. Hendek harbini görmüş bir sahabi. Hazreti Habibullah'ı 7 ay evinde misafir etmiş sahabi. Resul-i Zişanımızın akrabası, sancaktarı, bahtiyarı İstanbul'a gelmiş. Bir münakaşa yapılıyor. İstanbul'un etrafında öyle korkunç surlar var ki, hisarlar, surlar, sur ile kaplı. O surları delmek, yıkmak mümkün değil. Kaç bin defa tecavüz edilmek istenmişse de muvaffak olunamamış. İstanbul'un etrafı öyle müstahkem, öyle kuvvetli, kudretli taşlarla örülmüş, surlarla çekilmiş ki giriş mümkün değil. Öyle bir kala içine almışlar. Bu kalanın üzerine çıkıp içeriye atlamak, doğrudan doğruya tehlikenin içine atlamak. Bu mevzular konuşulurken sahabeden bir kısmı İstanbul surlarının üzerine çıkıp da içeriye atlamak iradesini ortaya koydukları zaman bir kısmı şu ayet-i kerimeyi okuyorlar. وَاَنْفِكُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Ayet. Bu da Bakara suresinin 195 numaralı ayeti. Ey Allah'ın kulları! Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetini okuyorlar. Ve bunu bu manada tefsir etmeye çalışıyorlar. Orada Eyüp Sultan kalkıyor. Bütün heybesiyle ayağa kalkıyor. Bu ayetin manası bu değildir diyor. Bu ayeti kerime وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendinizi tehlikeye atmayın. Ayeti kerimesi nazil olurken, Hazreti Peygamber'e gelirken ben o esnada oradaydım diyor. Ayet nazil olurken oradaydım. Bu manada gelmedi. Biz Allah Resulüne şöyle söylemiştik de bu ayet şöyle gelmişti diyor. Demişler ki ashab-ı kiram, bütün cenkleri kazanmışlar, Uhud'u, Hendek'i, Bedir Harbi'ni kazanmışlar, etrafı susturmuşlar, çevrede hakimiyet dini İslam'ın eline geçmiş. Artık o civarda müşrik kalmamış, putperest kalmamış, hepsini İslam'a çevirmişler. Ve sonra Resulullah'a demişler ki ya Resulallah, Allah bize nusret verdi, Arabistan yarımadasında İslam'ı hakim hale getirdik. Artık bundan böyle vazife bitti. Bize müsaade edin de evimizle, barkımızla uğraşalım, eşya toplayalım. Biz de biraz zengin olalım, mal yığalım, madde toplayalım. Evimizle, barkımızla uğraşalım. Biraz istirahat edelim, biraz dinlenelim, biraz yatalım, dinlenelim. Dedik diyor Eyüp Sultan. Resulullah'a böyle söyledik. Efendimiz bir dakika daldı daha ağzından bir kelime çıkmadan arş-ı
Hazreti Cebrail geldi. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ مِنَ التَّهْلِكَ Cihadı, gazayı, savaşı, kafirlerle mücadeleyi terk etmek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti geldi diyor. Gazayı terk ederseniz, savaşı terk ederseniz, mücadeleyi bırakırsanız, eşya peşine, madde peşine, menfaat peşine, yazlık saraylar, kışlık köşkler peşine, madde menfaat peşine koşar da İslam'ı hakim kılma davasını, yeryüzünde Allah'ın hükmünü ibka davasını, cihadı, gazayı, savaşı terk ederseniz kendi kendinizi tehlikeye atmış olursunuz diye Allah'tan ayet geldi diyor. Ayete bak. İşte bu ayetlerin ışığı altında İstanbul'un fethini inceleyeceğiz. Göreceksiniz ki aziz müminler, Sultan Fatih İstanbul'u fethetmek suretiyle Avrupa'da ve Asya'da küfür üzerine kurulmuş bulunan 20 küsur devleti, kafir devleti ortadan kaldırmıştır. Bu ayetten şahsında. Yeryüzünde küfür üzerine kurulmuş 20 küsur devleti, devleti kafireyi, kafir devleti yeryüzünden ve haritadan silmiş, kim silmiş? Sultan Fatih silmiş. Bu dava için. 3 tane imparatorluğu ortadan kaldırmış Sultan Fatih. Tarihten ve coğrafya sahasından 20 türlü, 20 küsur devleti, 3 tane imparatorluğu tarihten ve coğrafyadan silmiş ve onların yerine İslam'ı hakim kılmış Sultan Fatih. Ve hükümdar olduğu müddet içinde sultanlığı, hükümdarlığı zamanı içerisinde kendi devrinde 380 tane cami inşa ettirmiş. 380 Sultan Fatih. Gayesi, Sultan Fatih'in gayesi yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak. Bunun dışında hiçbir gayesi yok. Burayı anlamak lazım. Cihattan başka, gazadan başka, Allah'ın dinini hakim kılmaktan başka bir gayesi yok Sultan Fatih. Bu gayenin dışında Fatih'i bulamayız. Bu davanın dışında Sultan Fatih yoktur. Ve İslam'ın da gayesi budur. Bakınız bu ayet-i kerimeleri bir hadis-i şerif şöyle izah ediyor. Men mâte velem yâzü velem yenvi mâte meyteten cahiliyeten. Manaya dikkat ediniz. Men mâte, hangi Müslüman ölürse velem yâzü, gaza etmeden, cihad etmeden ölürse, Allah'ın dinini hakim kılıncaya kadar evinde, memleketinde, cemiyetinde, çevresinde, dünyasında, nefsinde, Allah'ın hükmü geçinceye kadar mücadele etmeden ölürse, وَلَمْ يَنْوِ bu mücadeleye karar vermeden, niyet etmeden ölürse, مَا تَمَيْتَةً جَاهِلِيَةً aynen Ebu Cehil gibi kafir olarak ölmüştür. İslam'ın hakim olmasıdır dava. Vallahi bundan başka dava yok. Bu hadis-i şerifi şerh eden, izah eden alimler şöyle izah ediyorlar. Bir Müslümanın ayakları ömrü boyunca Kâbetullah yolunda gidip gelmekle aşınsa, bir Müslümanın dudakları Kur'an okumakla aşınsa, bir Müslümanın parmakları tesbih çekmekle aşınsa, bir Müslümanın yüzü secde etmekle aşınsa, ama o Müslüman da yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için gaza ve cihat gayreti, hasreti, rağbeti, niyeti olmadan kalbinde Allah'ın dini hakim olsun da yeryüzünde hükmü ilahi geçsin diye bir niyet ve gayret olmadan ölse o Müslüman kafir olarak ölmüştür diyor. Yeryüzüne İslam hükmediyor mu bugün? İstanbul'a İslam hükmediyor mu bugün? Soruyorum. Parti fırtı ayırmadan soruyorum. Zengin fakir ayırmadan soruyorum. Kadın erkek ayırmadan soruyorum size. Bugün dini İslam İstanbul'a hükmedebiliyor mu? Bunun sualini vereceksiniz. Bu sualin cevabını vermeye mecburuz. Sultan Fatih'in zamanında İstanbul'a
İslam hakim idi. Şimdi İslam hakim midir? Hakimiyet İslam'ın mıdır? Şu caddelere, sokaklara İslam hakim midir? Deniz kıyılarına, caddelere, etrafa, mekteplere, kitaplara, televizyon aynasına, radyo mikrofonuna, gazetelere İslam hakim midir, değil midir? Bu netice elde edilinceye kadar çalışmayan, mücadele etmeyen, bu davada canını malını harcamayanlar kıldıkları namazla beraber cehenneme gideceklerdir. İslam hakim olacak. Sultan Fatih'in derdi, davası, sevdası buydu. Yeryüzünde İslam hakim olsun diye. Başka ne olabilirdi ki? وَقَاتِلُوهُمْ Onlarla çarpışın. Bu emri veren Allah'tır. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Yeryüzünde Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan fitneler kalkıncaya kadar. Bugün Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan bunca musibetler varken Müslüman nasıl huzur duyabilir? Müslüman nasıl mes'ud olabilir? وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Bir diğer ayette küllühü, bütün din Allah'ın oluncaya kadar. Din Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmü geçinceye kadar. Bugün İstanbul'da Allah'ın hükmü geçmiyor. Bütün mahalle bakkalları meyhaneye dönmüş. Eğer İstanbul'da Allah'ın hükmü geçseydi kimse bir damla içmeyecekti. Eğer deniz kıyılarında, deniz sahillerinde Allah'ın hükmü geçseydi kadınlarla erkekler hayvani bir iştahla beraber denize giremeyeceklerdi. Bugün Allah'ın hükmü geçseydi Aksaray meydanında ayakta kimse kadın satamayacak, kimse şarap içemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi İstanbul boğazında, meyhanelerde, gazinolarda, diskoteklerde alenen zina edilemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi İstanbul'da okullarda ve üniversitede kimse Allah'ı inkar edemeyecekti. Eğer İslam'ın hükmü geçseydi televizyonda aşk gemisi namında zina ve fuhuş hareketi gösteremeyecekti. Demek İslam hakim değil. Sen istediğin kadar namaz kıl. Eğer senin davan ve derdin İslam'ı hakim kılmak değilse o namaz seni cehenneme götürecektir. Gayen bu değilse. Çünkü işin aslı budur. Hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Kur'an'dan söylüyorum. Hepinizin ezbere bildiği bir sure var. Eraeytellezî suresi. Ki Kur'an-ı Kerim'de Maun suresi diye geçer. Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Sureyi biliyorsunuz. O sure içinde namaz kılanlarla alakalı korkunç bir ayet var. Namaz kılanlarla. Namaz kılmayanlarla değil, namaz kılanlarla alakalı bir ayet ama korkunç bir ayet. Ne diyor Hazreti Allah? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ اَهُونَ Ya Rabbi, bu ayet-i kerimenin karşısında ürküyorum, ürperiyorum ve korkuyorum. Rabbül Alemin buyuruyor ki, sadece namaz kılmaktan ibarettir İslam anlayışı içinde. Ben namazımı, niyazımı kılıyorum ya, benim vazifem bitmiştir deyip de kızına, karısına, oğluna, yavrusuna, cemiyetine, cemaatine, yönetimine aldırış etmeyen gidiş İslam mı değil mi? Benim evimde İslam yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Okuduğum gazetede fahişelerin resmi var mı, yok mu? Seyrettiğin televizyona İslamiyet hakim mi değil mi diye düşünmeden, dert etmeden, sevda etmeden sadece namaz kılıp da cemiyetin gidişini, rezaletlerini görmeyen, namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı taşıyan ve böylece namaz kılanlar cehennemin en altındaki azaba dahil olacaklardır diyor. Ayet kardeşim, Kur'an söylüyor. Feveylül lil musallin. Vay şu namaz kılanların haline. Ayet, cehennemin en altındaki azap derecesi, cehennemin en altındaki azab-ı ilahinin tecellisi, ben namaz niyaz kılıyorum ya, başka kimseye karışmam, etliye sütliye karışma arkadaş,
namazını cennete gidersin deyip de böyle namaz kılanlar vallahi cehennemin en altına gideceklerdir. Ayet ilahi. Ne zannediyorsun sen İslam'ı? Yaşadığın cemiyete İslam hakim oluncaya kadar durmayacaktır. Sen duruyorsun. Sen uyuyorsun. Sultan Fatih durdu mu? Evet. O halde şimdi İstanbul fethine girebiliriz bu girişten sonra. Aziz müminler, asil Müslümanlar, Sultan Fatih rahmetullahi teala aleyh, Allah'ın sonsuz rahmeti onun üzerine olsun inşallah. Sultan Fatih, Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han, resmi şey bu. Bütün hazırlıklarını yaptı. İstanbul'a hakim olmak, İstanbul'a nefsiyle değil diniyle hakim olmak, dinini hakim kılmak İstanbul'a. Derdi, davası, düşüncesi bu. Bunun için bütün hazırlıklarını ikmal etti Sultan Fatih. Dini bir dava olarak ortaya çıktığı için de o günkü alemi İslam'da ne kadar ulema, ne kadar evliya, ne kadar dervişler, ehlullah varsa hepsine davetiye yazdı. Gelin İstanbul'un fetih hareketine katılın dedi. Yeryüzündeki bütün İslam dünyasına name yazıyor, mektup yazıyor Sultan Fatih. Ne kadar evliya varsa, ulema varsa, aşıklar, salihler, zakirler, fakirler, dervişler, sufiler, tarikat erbabı hepsini topluyor saflarında. Bugün ok meydanı dediğimiz, ok meydanı Katınpaşa'da, ok meydanı dediğimiz sahanın ortasında bütün bir Allah dostları için, ehlullah için, evliyaullah için muazzam bir karargah inşa ediyor. Hepsini orada topluyor. Benim askerlerim top güllesi atarken, benim askerlerim ok atarken siz de burada İstanbul'un fethi için durmadan tesbih çekip Allah'a yalvaracaksınız diyor. Öyle başlıyor Sultan Fatih. Tarihlerde bunlar yazılmış. Sar yanına devrinin en büyük alimlerinden, en büyük evliyasından, dilden dile kerametleri dolaşan Akşemseddin Sultan. Göğsüne kadar uzayan bembeyaz sakalıyla, arşa yükselen başıyla, yeryüzünün sekalanı ağırlığı olan Cenab-ı Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında yer alıyor. İstanbul fethine böyle çıkıyorlar bunlar. Sol tarafında küçükten beri kendisini terbiye eden, kendisini yetiştiren bir diğer hocası Molla Gürani Hazretleri. Beraber bir Edirne'de bir meclis-i meşveret açıyor. İstanbul'u fethetmeye karar veriyoruz. Paşalarım, beylerim, alimlerim, evliyalarım, dostlarım, hocalarım, herkes fikrini söylesin diyor. Fikrini söylesin. İstanbul'un fethine karar veriyoruz. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılmak için Bizans'ın surlarının yıkılması lazımdır diyor. Başka çare yok. Herkes fikrini söylüyor. Umumiyetle paşalar ve beyler İstanbul fethinin aleyhinde. Aman sultanım diyorlar. İstanbul'un surları çok kalın. Kimse aşamaz geçemez. İstanbul'u zapt etmek kolay değil. Hem sonra İstanbul'u zapt etsek bile elimizde tutamayız. Bütün Avrupa'nın Hristiyan devletleri bize harp açar, bizi mahveder diyorlar. Devlete çok pahalıya mal olur diyorlar. Hatta Sultan Fatih'in veziri azamı, başbakanı mevkiinde olan Çandarlı Halil kalkıyor. Çandarlı Halil Paşa, ben bu fethe İstanbul üzerine cihada gitmeye karşıyım diyor. Çandarlı Halil Paşa, o bile karşı. Olmaz diyor, muvaffak olamayız diyor. Çok pahalıya mal olur diyor, mahvoluruz, ordu gider diyor, devletimiz çöker diyor. Hayır. Akşemseddin Sultan kalkıyor, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var, haberi var, İstanbul'un fethi vallahi nefes alacaktır diyor.
oradan Molla Gürani kalkıyor. Ben de Akşemseddin Sultan'ın fikrindeyim. İstanbul fetholunacaktır diyor. Yürü sultanım, yürü seki senindir diyorlar. İmanı görüyor musunuz? İslam'ı, İstanbul'u fetheden İslam'ın imanıdır. İstanbul'u fetheden Kur'an'ın ziyasıdır. İstanbul'u fetheden Hazreti Muhammed Mustafa'nın tebşiratıdır. Var mı bunun nefesi? Top, tüfek vesaire onlar işin yan tedbirleri. Bir yan tedbir var, bir tam tedbir var. İstanbul'u fetheden tedbirlerin tam tedbirleri iman, iman, iman. Tam tedbirler toplayan sahip silahlar. Ve İstanbul kuşatılıyor. 1,5 ay İstanbul surları kuşatılıyor. Hücum, 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 hücum. Hiçbir netice yok. 45 gün geçiyor. Hiçbir alamet yok. İstanbul'un fethi mümkün olmuyor. Askerler yavaş yavaş usanmaya başlıyorlar. Yorulmaya başlıyorlar. Fakat Akşemseddin Hazretleri mazgal mazgal gezerek gazilerin, yiğitlerin, Allah'ın dostları gayret edin. İstanbul sizin olacaktır diyor. Tek tek ediyor. İman. Bu mana içinde muhasara devam ediyor. Kuşatma devam ediyor. Yorgunluk gelmiştir, bıkkınlık gelmiştir. Bir de bir dedikodu yayılıyor. Diyorlar ki ya bu Sultan Fatih, senin böyle şey olur mu? Paşa, tecrübeli paşaların elini alarak köklere doğru kaldırıp ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans seni değişti, bunu gösteriyor zaten. Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans seni. Şu karara bakın. Nihayet muhasara çok, çok uzamıştır. Bir alamet, bir işaret yoktur hala. Allah-u Teala imtihan etmektedir. Allah-u Teala onların sabırlarını, metanetlerini, tahammüllerini imtihan etmektedir. Ulemaya, Kur'an'a, sünnete, evliyaullah'a itimatlarını imtihan etmektedir. İmtihan içinde imtihan. Allah-u Teala imtihan etmek istediği bir kulun başına baş ağrısı verir. Baş ağrısı. Başın ağrır, ağrır, ağrır. O ağrıya, musibete ilahi kanunlar dahilinde sabredersen imtihanı kazanırsın, sabretmesen cehenneme odun olursun. İmtihan ediyor. Evet. Nihayet öyle bir an geliyor ki Sultan Fatih sıkılıyor iyice. İyice sıkılıyor. Çok yakın dostu ve sırdaşı Bursalı Ahmet Paşa'yı yanına çağırıyor. Bursalı Ahmet Paşa. Paşam gel bakayım buraya diyor. Benim sultanım, efendim, hocam, Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethi nasip olacaktır dedi ama hala bir işaret yok. Gizleyeceksin. Tekrar emrini, fermanını ve ne görüşte olduğunu bana getir Ahmet Paşa diyor. Gizlice Ahmet Paşa geliyor, yaklaşıyor çadırına Akşemseddin'in ve diyor ki efendi hazretleri, sultanın efendim gönderdi. Soruyorlar, hocamın sözüne, hocamın işaretine sonsuz itimadım var. Ama fethi ne zaman ve nasıl müyesser olacak? Bize bir ümitle bir haber versin dediler diyor. Haber. Eğilip kulağına Ahmet Paşa'nın Akşemseddin hazretleri, git sultanıma söyle, merak etmesin. Bunca ehlullah burada, bunca cindullah burada, bunca asakir-i İslamiye buradayken İstanbul'u zapt etmeden gitmeyeceğiz diyor. Git söyle sultana. Merak etme. Ahmet Paşa geliyor, sultanım böyle böyle söyledi diyor. Sultan Fatih kabına sığmıyor. Celallenmiş dehşet içinde hayır paşa hayır diyor. Hocama git, veli nimetine git. Fethin ne zaman olacağını, saatini, saniyesini, dakikasını bana haber versin, yoksa karışmam diyor. Saklamasın. Fethi ne zaman olacak? Vaktini ve saatini istiyorum diyor. Geliyor Bursalı Ahmet Paşa, efendi hazretleri Sultan Gadaplı, Sultan Celalli diyor, fethin hangi saatte nasip olacağını soruyor. Bunun üzerine yine gizli bir emir veriyor, haber veriyor. Muhasaranın 50. günüdür, 50 gündür çarpışıyorlar. Hepsi yok. Git sultanıma söyle diyor.
29 Mayıs 1453 Salı günü biliyorsunuz fetih nasip oldu. Bir gün evvel pazartesi günü, mübarek pazartesi günü biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz pazartesi dünyaya gelmişlerdir. Dünyayı şereflendirmişlerdir. Pazartesi. Pazartesi günü diyor Akşemseddin sultanıma söyleyin gizlice askerlere istirahat versin. Kimse bir tane ok atmasın, kopartmasın. İstirahat. Herkes silahlarıyla meşgul olsun, bakım yapsın, bakım, bakım. Herkes silahını temizlesin, sakin, ses çıkmasın, sada çıkmasın. Bütün gece kimse uyumasın, herkes namaz, 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 teheccüd namazına kalksın diyor. Kimse uyumasın gece. Salı sabahı şafaktan evvel erkence bütün askerler tekbir sesleriyle İstanbul'a hücum etsinler, fetih müyesserdir diyor. Emir verilmiş. Sultan Fatih aynen Akşemseddin'in talimatını harici harfine vallahi uygulamıştır. Şimdi İstanbul'un fethine iştirak etmiş bulunan Akşemseddin'in büyük oğlu var. Akşemseddin maneviyat sultanı. Akşemseddin'in büyük oğlu, o da katılmış askerin içerisine. Ve şimdi o naklediyor, diyor ki babamın Sultan Fatih'e verdiği talimattan haberim oldu ama yüreğim hüp hüp atıyordu diyor. Ya babamın söylediği gibi çıkmazsa, kainata rezil olursak ne olacağız dedim diyor. Korku, endişe sardı yüreğimi diyor Akşemseddin'in oğlu. Fırsatını buldum, şafaktan epeyce zaman evvel gece yarısından sonraydı, babamın çadırına yaklaştım diyor. Babam Akşemseddin'in çadırına yaklaştım. Bakayım ne oluyor, ne hadise var. Manzara ne? Baktın nöbetçiler dikilmiş diyor. Kapıda duran kardeşimiz o parlayan şeyi kaldırsın. Tam çadırın yanına yaklaştım diyor. Nöbetçiler bekliyor. Çadırın içine kimse dokunamıyor. Ben oğluyum, evladıyım dediysen de diyor kimse müsaade etmedi. Babam tembih etmiş, kimseyi çadırına yanaştırmayın. Bir fırsatını buldum diyor, nöbetçilerin arasından sürdüm, çadırın yanına geldim, çadırın bir ucundan kaldırıp içeriye baktım ki diyor, babam seccadeyi, üzerinde namaz kıldığı seccadeyi bir kenara atmış, kupkuru yere alnını koymuş, gözünden akan yaşlar vallahi topuğundan akıyor diyor, yalvarmış, sarığını kaldırıp atmış, sarığını bir tarafa çıkmış ve yalvarıyor. Allah'ım arşın altında Habibim Muhammed Mustafa'yı ve beni mahcup etse diyor. Feryat içinde saçları gözyaşıyla sulanan çamura batmış, yüzünü tanıyamadım babamın diyor. Pençe pençe dolanmış düşmüş, toslu bir tarafa, sarık bir tarafa, her şey bir tarafa, yamanmış arzın üzerine bir feryat içinde bağırıp çağırıyor, Allah'ım bizi mahcup etme diyor. Baktım İstanbul'un surlarında hiçbir hareket yok. Askerlerin tekbir sesleri başladı. Çadırın tekrar ucunu açtım, baktım ki babam eller, çamurlu ellerini gözyaşlarıyla ıslanan çamurlarla yüzüne sürüyor. Ya Rabbi bize fethi nasip ettiğin için sana hamdü sene olsun diyor ve dua ediyor. O anda İstanbul sulara baktın ki Ulubatlı Hasan cihat bayrağını dikmiş ortaya geliyor. Ve fethi niyetler olmuştu. Öğleye doğru akın akın İslam askerleri İstanbul'a dolmuşlar ve İstanbul teslim olmuştu. İçeriye girerken İstanbul'a Bursalı Ahmet Paşa diyor ki menkıbesinde, Sultan Fatih'le göz göze geldim diyor İstanbul'a girerken, sultanım memnunsunuz değil mi? Memnunsunuz değil mi dedim diyor. Evet tabii memnunum ama senin düşündüğün gibi değil dedi diyor Ahmet Paşa. Ben İstanbul'un fethedildiğine değil, hocam ve sultanım Akşemseddin'in mahcup olmadığına söylüyorum dedi diyor. Allah bizi mahcup etmedi. İstanbul'a girdik, şükür secdelerine uzana uzana ve içeriye en beyaz bir atın üzerinde Süheylan, 22 yaşındaki arşı
başım üzerinde en ağır bir kumandan o gün. Sultan Fatih, 22 yaşında delikanlı. İstanbul'a girişte, patrikler, papazlar, cümle erkanı Hristiyaniyan, çiçeklerle, altın ağır anahtarlarla Sultan Fatih'i karşılamaya gelmişlerdi. Şehir teslim oluyor. Gelmişler, cübbeli cübbeli papalar, patrikler neyse, kapının ağzında, İstanbul'a giriş noktasında, bembeyaz bir atın üzerinde, 22 yaşında delikanlıyla karşı karşıya gelmişler. Ama hemen sağ tarafında yanı başında, sakalı göğsüne kadar uzanan, bembeyaz mur saçlı Akşemseddin'i de görmüşler. Acaba İstanbul'u fetheden Fatih bu yaşlı ihtiyar mı, bu genç delikanlı mı diye merak etmişler. Karar verememişler. Olsa olsa bu yaşlı ihtiyar olur. Delikanlıların kârı mıdır demişler. Bu ihtiyardır Fatih. Ellerindeki çiçekleri vesaire şeyleri Akşemseddin Hazretlerine götürmüşler. Al şehri sana teslim ediyoruz ey Fatih demişler. Akşemseddin gözünün ucuyla ben Fatih değilim. Fatih şu atın üzerindeki 22 yaşında kartal bakışlı Sultan Fatih'tir demiştir. Ona verin götürün. Emanetleri ona getirdikleri zaman Sultan Fatih bir ara duraklamış, şehrin altın anahtarlarını ve emanetleri bana vermeyin. Ben her ne kadar askeri sahada maddi planda Fatih isem de esas İstanbul'un Fatihi hocam Akşemseddin'dir, ona teslim edin demiş. Ve ona teslim etmiş. İstanbul'u hangi ruhun zapt ettiğini anlıyorsunuz. Ne zaman bu tavrımızı değiştirdik, ne zaman bu hakikatten vazgeçtik, ne zaman Ehlullah'ı, ne zaman Kur'an-ı Kerim'i, ne zaman İslam alimlerini, ne zaman İslam ilimlerini terk ettik, o günden beri mahkumuz ve perişanız. Şekil itibariyle İstanbul'un fetih şeklini taklit etmek, merasim, bir takım kutlamalar bunlar hiçbir ifade etmez. İstanbul'u zapt eden, İstanbul'u fetheden ruhu kavramak lazımdır. Hangi ruh teslim almıştır? Evet. Sonra aynı gün ikindi namazını Ayasofya'da kılmışlardır Sultan Fatih. İkindi namazı. Aynı gün bütün Hristiyan unsurlar canlarını kurtarmak için korkularından daha evvel de İstanbul'u bir başka Rum hükümdarı işgal etmiş, öldürmedik can bırakmamış. Sultan Fatih'i de öyle zannetmişler. Zavallılar, Sultan Fatih ferman çıkarıyor. Hiçbir kadına kimse el sürmeyecek. Hiçbir çocuğa dokunulmayacak. Yaşlı ihtiyarlara, kiliselere girmiş ve sığınmış olan hiç kimseye silah çekilmeyecek, kimse dokunmayacak. Ve kimsenin canına, malına, ırzına kimse dokunmamış. Ayasofya'ya sığınan gidin, herkes serbest. Evine, köyüne, isteyen her yere gidebilir. İslam hakim olmuştur artık. Korkusu yok ki onun. İslam'ın hakim olduğu yerde sulh olur, saadet olur. Hakikat herkes kendi yerini bulur demiyor. Ayasofya boşaltılmış ve ikindi namazını Ayasofya'da kılmışlardır Sultan Fatih. Hemen secdeye gitmişlerdir. Menakibin tespit ettiği şeyleri biliyorsunuz. İkindi namazını kılmaya durdukları zaman emir-i müminin olan Sultan Fatih bütün askerlere, bütün gazilere, bütün alimlere, bütün ehlullah'a namazı kendisi kıldırmış. Tekbir olarak namaza girmiştir. Namaza giriş tekbirini biliyorsunuz. Eller kulaklara kadar kalkar ve Allahu Ekber sadasıyla tekbir alırlar. Tekbir almak suretiyle Sultan Fatih namaza durmuştur. Alışılmış şeklin dışında bir iş yapmıştır birden. Elleri göbek altında bağlıyken birkaç dakika sonra ellerini bırakmış, yeniden tekbir almıştır ikinci defa. Tekrar ellerini bağladıktan sonra üçüncü defa, üçüncü tekbiri almış tekrar. Allah Allah, bir şaşırma mı vardı, yanılma mı var? Bayram namazı değil, bir şey değil bu. Tekbir neden tekerrür ediyor?
namazdan sonra merakla, endişeyle, Sultanımız Efendimiz niçin namaza giriş tekbiri bir defa olduğu halde neden üç defa tekrar ettiniz dediklerinde, bir gaye için, bir dava için demiştir. Tekbir alıp namaza durduğum zaman, Allah'ım İstanbul'un fethini bize nasip ettin, fakat senin Kabe'ne, senin Beytullah'ına, Mescid-i Haram'a perde olmasın, bizim gözümüzü bağlamasın İstanbul, önünden eşyayı, maddeyi, mesafeyi, dağları, denizleri kaldır, Kabe'tullah'ı göreyim ya Rabbi dedim. Fakat müyesser olmadı diyor. Tekrar tekbir aldım, yeniden sığındım Allah'a. İstanbul'u perde yapma ya Rabbi. Kabe'tullah'ı göster, kıbleyi karşıma çıkar, tekbir alayım dedim. İkinci defada bir şeyler oldu. Üçüncüsünde mekan, mesafe kalktı, kayboldu. Beytullah siyah örtüsüyle karşıma dikildi. Ondan sonra tekbir aldım diyor Fatih. İstanbul'u fethiden ruhu anlayın. İslam'ı hakim kılma gayreti olmayanların hiçbir fetihse nasip yoktur. Fetih nerede? Fatih nerede? Okullardan Kur'an-ı Kerim'i kaldıralı tekbir meselesi istemediler. Bir tek nesil. Göstersinler bakalım. Mekteplerden Kur'an-ı Kerim'i kaldıralı, İslam imanını ve İslam ahlakını, İslam ahkamını kaldırdıkları günden beri bir tek insan yetiştiremediler. Fatih nesil nerede? Fatihleri doğuracak olan bir tek kadın koymadılar. Hepsini şehvetin, hepsini zinanın ve fuhşun zebulu haline getirdiler. Nerede Sultan Fatihleri doğuracak kadınlar? Bacağına getirdiği daracık kot pantolonuyla, şehrin gıcıklanmalarla akşama kadar şehvet arayan kadınlar mı Fatihleri hayata getirecekler? Deniz kıyılarında şehvetten başka bir şey görmeyen, hayvani duygulara çalkalanan adil kadınlar mı Fatih yetiştirecek? Sırtına kadar soyunup televizyon aynasında yüz binlerce gafilin alkışları altında insanları hayvanlar gibi eğlendiren şantözler ve dansözler mi Fatihler meydana getirecek? Kim getirecek? Neslimizi harap etmişlerdir bizim. Bizi fethin ruhundan koparmışlardır. Kur'an'ı kaldırıp atmışlardır. Hangi Fatih'ten bahsediyorsunuz? Kur'an'dan başka bir gayesi olmayan Sultan Fatih, 22 yaşında Bizans'ın binlerce yıl sökülüp atılmayan surlarını söküp atıyordu. Üç kıtaya hükmediyorlardı. Ama Kur'ansız bir hayat kuranlar, şimdi üç tane anarşistle başa kalkamıyorlar, başa çıkamıyorlar. Benim cebim üç kıtaya hakimdi, bunlar üç tane serseriye hakim olamıyorlar. Nerede Fatih'ten, nerede Fatih'ten bak? Bunların Fatih'ten ve Fetih'ten bahsetmeye ne hakları var? Hangi Fetih'ten bahsediyorlar? İşte aziz ve asil kardeşlerim, Fethin ruhu burada düğümleniyor. Kur'an-ı Kerim'le kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'le kaynaklandığına dair Molla Cami Hazretleri'nin tespit ettiği bir hususu da haber vereyim. Molla Cami, İslam aleminin büyük alimlerinden, yeryüzünün büyük ağırlıklarından mübarek bir insan. Aynen şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de medhü sena edilen bir belde var. Beldetün tayyibetün ve Rabbün gafur. Sadakallahü'l-azim. Belde, memleket demek. Belde. Belediye kelimesini buradan kullanıyoruz. Belediye. Beldeden geliyor. Beldetün tayyibetün. Yeryüzünde o kadar güzel bir memleket var ki. Kur'an tabiri. Tayyibe. Tayyip çok güzel demek, çok tatlı. Herkesin iştahını kabartan bir yer. Herkesin hoşlandığı bir yer. Tayyip, tayyip, herkesin hoşlandığı, arzu ettiği şey demek. Beldetin tayyibetin, bütün dünyanın dikkatini çeken, iştahını çeken belde. Beldetin tayyibetin. Bunu üzerinde durmuş Molla Cami Hazretleri, aynen beldetin tayyibetin kelime-i Kur'aniyesindeki kelimeleri
Eccet harfleriyle hesaplıyor, hicri olarak tam Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği tarihin aynı tutuyor. Tarih tam manasıyla hicri tarih üzerine Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği tarihle o tarihi rakam ile Beldetün Tayyibetün ayet-i kerimesinin ebced hurufuyla karşılığı aynı karşı karşıya geliyor ve İstanbul'un fethini aynı de kabul ediyor. Ne diyorsunuz? Kur'ansız fetih olur mu? Kur'ansız Fatih yetişir mi? Kur'ansız İslam hayata hakim olur mu? Kur'ansız namaz olur mu? Kur'ansız hayat olur mu? Kur'ansız mektep olur mu? Kur'ansız memleket olur mu? Kur'ansız beşer hayatı sağ olur mu? İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu noktada ittifak etmemiz ve Sultan Fatih'in dayandığı fetih kaynaklarını görmemiz lazımdır. Şimdi Sultan Fatih'in aynı dava üzerindeki gayesi ve gayreti kesilmemiştir. Doğu Roma İmparatorluğu yıktıktan sonra İtalya'da Batı Roma İmparatorluğu üzerinde de aynı planları hazırlamış ve Katolik dünyasını da teslim almaya karar vermişti. Eski Vezir-i Azamlardan Gedik Ahmet Paşa'yı, şimdi İstanbul'da Gedik Paşa dediğimiz Gedik Ahmet Paşa'yı ordu kumandanı tayin ederek İtalya'nın üzerine asker sevk etmiş ve o İtalya haritasını hatırlarsınız, çizmeye benziyor. O çizmenin topuğundan yakalamış, Otranto limanına 14 bin asker çıkarmış. İtalya'ya, İstanbul'dan sonra. İtalya'da, Roma'daki Papa, o günkü Papa, korkusundan tacını, tahtını bırakarak Fransa'ya Paris'e kaçmıştır. Eyvah! Hristiyan dünya çöküyor demişlerdir. Çöküyor demişlerdir. Ve korkuya, endişeye düşmüşlerdir. Derhal Sultan Fatih'in hayatını ortadan kaldırmaya kalkmışlardır. Ve Sultan Fatih tam 15 defa zehirlenmiştir. 15 defa zehirlenmiştir. Hiçbirisinde de muvaffak olamamışlardır. Neticede Müslüman olmuş görünen Sultan Fatih'in sarayında hususi hekimlik yapan Yakup Paşa namındaki Venedikli kafir bir Yahudi'yi kandırmışlar. Sen Sultan Fatih'i zehirlersen sana bugünkü rahişle 1 milyar 450 milyon para vereceğiz demişlerdi. Ve bu kafir Yakup Paşa asıl ismi Lakopo ismindeki bu melun Sultan Fatih'i bir kahveyle zehirlemiş. Büyük sultanın, cihana sığmayan sultanın ciğerleri parçalanmak suretiyle ağzından kemik kemik dökülmüştür. Ve Fatih ruhunu teslim etmiş, askerler bunun farkına vararak Yakup Paşa kafirini, Venedikli Yahudisini parça parça ederek öldürmüşlerdir. Neticede bütün Hristiyanlık dünyası bayram etmeye kalkmış, bütün İtalya toplar atarak günlerce şenlik yapmış, Roma'da Papa bütün Avrupa kiliselerinde 3 gün 3 gece devamlı çanlar çaldırarak Fatih öldü diye şenlikler ve şükür hainleri yapmışlardı. O günden beri ehli küfür bayram ediyor. Böyle bir Fatih çıkmasın diye çalışıyorlar. Böyle bir Fatih yetişmesin diye bize hiçbir şey vermediler. Ve bizim kaynaklarımızı kuruttular, bizim menbaalarımızı kuruttular, eğitim sistemlerimizi dejenere ettiler, bütün hayat haysiyetlerimizi yıktılar. İnsanın aslı maymundur diyerek, Fatih yetişmesin diye, hayvan yetişsin diye felsefeyi maymun olarak aldılar. O günden bugüne ne insan yetişti, ne Fatih memlekette, milli eğitim sisteminin planladığı okullardan, mekteplerden, sonunda insan değil, beynini parçalayan vahşi, eskilazi ruhu, anarşist ve terörist etmeye başlamış. Bugün hasbelkader Mehmetçik dükkini çekip alsa mektebin kapısında hiç okuyamayacak. İnşallah bütün bunlara rağmen bu millet aslına dönecek ve Fatih'ini bulacak inşallah hala. Fatih'ini bulacak yeniden, Kur'an'a dönecek yeniden.
İslam hakim olacak yeniden. Ve yeryüzünde Allah'ın hükmü geçecek yeniden. Ve Müslümanlar inşallah çalışıp devam edecek yeniden. Şuurumuzu toplayacağız yeniden. Haysiyetimizi bulacağız yeniden. İslam'a döneceğiz yeniden. İnşallahü Teala. Kardeşlerim, fazla uzatmayayım. Allahu Teala nasip ederse önümüzdeki hafta içinde bizim müftülüklerimizin müsaadesiyle gideceğimiz yerlerin de din görevlilerinin tertibiyle, davetiyle perşembe günü Allah nasip ederse Düzce'de büyük bir konferans hazırlayacağız. Düzce'de perşembe günü. Cuma günü buraya yetişeceğiz. Eminönü'ne. Cumartesi ayın 7'si Gölcük din görevlerinin daveti üzerine Gölcük'te belediye yazlık sinemasında büyük bir cemaate konferans arz edeceğim yine 7 cumartesi günü önümüzdeki hafta. Pazar günü de yine Karamürsel civarında olacağım. O kısmı şöyle emri bi maruf ile tebliğat irşad ile dolaşıp yeniden döneceğim. Gelecek pazarda bulunamayacağız. Siz de biraz istirahat edin. Ben istirahate vakit bulamam. Dolaşmamız lazım. Siz de hususi işlerinizi, ahvalinizi biraz dinlenin, yapın. Daha sonraki pazar buluşmak suretiyle yeniden derslerimize biiznillah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta değil de daha sonraki pazar yeniden tekrar toplaşmak ve buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul ettin. Cennetine de layık eyle. İstanbul'u fetheden Fatih hürmetine, İstanbul'u fetheden askerler, ehlullah, evliyaullah hürmetine, bu millete yeniden fetihler nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere hakim eyle. Türkleri ve bizim idarecilerimizi Kur'an-ı Kerim'in ahkamına mahkum eyle. Alemi İslam'a fırsat ver ya Rabbi. Alemi İslam'a imkan ver ya Rabbi. Alemi İslam'a zafer ver ya Rabbi. Alemi İslam'a fetih ver ya Rabbi. El-Aşibamin diyen kardeşlerimi affeyle ya Rabbi. El-Aşibamin diyen kardeşlerimi yeniden fetihlere mahal eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah.